Fransa'dan 30 gün içinde 20 bin asker hazırlığı var. Çok enteresan. Fransa'da da askeri hazırlık var. Genelkurmay Başkanı da açıkladı. Sen neye yoruyorsun hocam bu hazırlığı? Ya Fransa'da bakıyoruz. Bu saldırıdan önce bu arada. Sürekli evet. Tabii ki. He. Ama yani şimdi tabii ki bu terör saldırılarından önce ama biz 3 haftadır belki bir aydır. Fransa'yı konuşuyoruz. Fransa'da sürekli bir asker hareketlilik var. Orada işte trenlerle Romanya'ya. Evet, böyle bir sürekli bir koştura, böyle bir hani Macron sahte kabadayı gibi evet. Çıkıyor iki konuşuyor. Yani bu kadar söylediğini işte kimse anlamıyor. Ukrayna'ya göndereceğiz, ha gönderdik, ha göndereceğiz oradan işte yani bizim işte karar harekatının başlatılması yönelik Fransız birlikleri önce olacak. Ben Cumhurbaşkanıyım Fransa, ben karar veririm. Evet. Ulusa sesleniş konuşmaları şunlar bunlar. Sürekli bir askerlerde Rus ordusunda oradaki birliklerde hareketleniyorsa şimdi bir de işte 30 içinde şöyle bir hazırlık var. 20 bin askerlik kadar. Yani şimdi bir şey olacaksa hani bir hareketlilik sadece tek başına yeterli değil. Yani hep söylenme. Yani bunu üzerine katabileceği, bu cesareti gösterebilecek bir Fransa'da, Macron'da bir anlayış olmadığını görüyoruz. Ben her en başından beri söylüyorum. Kof kabadayı. Yüreği yetmez ya. Yüreği yetmez. Kof kabadayı. Tabii ki. Yüreği yetmez ya. Yani şimdi onu yapacağız, bunu yapacağız. Hani bir laf vardır. Bağıran ya da havlayan nokta nokta yapmaz, ısırmaz. Isırmaz. Isırmaz. Evet, evet. Yani çok kabalaşmadan söyleyelim bunu. Kimliğin doğru bir tabir. Bir şekilde sürekli öyle yani havlayıp duruyor diye. Zembereyi boşalmış saat gibi Afrika'daki kayıplarımı nereden çıkartırım onun düşüncesinde herhalde değil mi hocam? Tabii. Çünkü sosyal devlet olma anlayışını da kaybedecek. Kaynak geliyor pat kaynak durdu, ne olacak? Yani o sömürü içerisinde olan, sömürü halinde olan ülkelerde de bir uyanış, bir farkındalık ve kendi zenginliklerinin özellikle farkındalığına ulaştıklarından dolayı tabii ki bu mevcut durumu da devam ettirmek istemiyorlar. Evet. Şimdi para gelmezse, o sömürüden elde edilen kaynak gelmezse o sosyal devlet anlayışı ne olacak? Herkese sağlık konusunda şöyle yapıyoruz. Eğitim konusunda böyle yapıyoruz. Her doğan çocuk başına şu kadar veriyoruz. İşte çalışmamayanlar için görelim. Bu kadar para veriyoruz. Emeklimize şunu veriyoruz. Enflasyon şu, maaş bu. İşte şöyle böyle bir de kendilerini hani böyle bir dünyayı Afrika ülkeleri başta olmak üzere sömüren ülkeler bir de bizim gibi ülkelerle kıyaslıyorlar. Kıyaslıyorlar biliyor çok musun? Çok enteresan. Ya bunu da kıyaslıyorlar yani. Altı görmüyorlar ama o sömürdükleri yerleri görmüyorlar herhalde. Görmüyorlar. Hocam bu arada sevgili emekli kurmay albay Mehmet Alkan Halkı komutanımızın da selamı var. O da izliyor. Fransa'nın diyor Rusya'ya karşı bir gücü yok. Fransa'nın Afrika'daki kayıpları Rusya ve Çin'den dolayı. Tabii ki. Yani ondan orayı çıkarmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yani. Özellikle Temmuz ayında evet, komutanımıza da buradan selamlar. Saygılar, selamlar. Rusya'da Afrika Birliği ülkelerinin toplanması, Çin'in orada başlattığı yeni hani ticari bir hareketlilik ve hiçbir zaman hani borçlu bırakmıyor hiç kimse. Yani hibelerle, teşviklerle, yeni projelerle, yeni stratejilerle oradaki ticari dengeyi karşılıklı fayda odaklı olarak kurdular. İşte yani modern diplomasi. Evet, bunu yap. Kavgayla, sömürüyle, İşte askeri hareketlilikle, terörle nereye kadar gidebileceksin? Yani o anlayış bitiyor. Batı'nın evet. O anlayışı. Bitiyor, bitecek, bitmeye mahkum. Ya yani birlikten güç var. Doğu'nun anlayışı. Ama böyle bir etik dışı, hani etik dışı, kötü niyetli birlikten bahsetmiyoruz biz yani. Yani birlikte fayda odaklı ve bu herkese açık. Modern diplomasi, kazan politikası. Kazan ilkesi. Bu ilkeyle bu güç ezer geçer. Ezer en nihayetinde kazanan güç bu olacak. Dünyadaki egemen güç bu olacak. Yani. Evet artık. Kesinlikle. Hocam şimdi Fransa demişken istersen Fransa'dan devam edelim. Fransa'nın Fransa'dan sürekli. Odessa planına destek. Şimdi ilginç bir şey dolaşıyor hocam. Odessa planı diye sürekli ortada bir şey dolaşıyor. Yani bu iş Odessa'da kopacak gibime de geliyor onu söyleyeyim sana hocam. Stratejik bir yer haritada da görüldüğü gibi. Sen ne diyorsun hocam bu Odessa planı? Odessa öyle, Moldova öyle, Romanya öyle. Hep buralarda bir hareketlilik söz konusu. Tam orada Odessa. Evet Odessa tam böyle yakın hani oradaki bölgelere. Şimdi bununla ilgili yok 4000 asker 50 bin Leclerc tankı değil mi? Evet. Gönderilmesi ilişkin bir durum var. Ve orada birlik konuşlandıracakmış Fransa Odessa şehrin askeri üs kurmayı planlıyor. Yani işte az önce konuştuğumuz şeylerin yine devamı sürekli yeni söylemler. İşte az önce 20 bin asker dedik. 30 gün içerisinde. Burada da işte yakın zaman içerisinde 4000 asker, 50 binler Leclerc tankı. Odessa'da konuşlanma, askeri birlik üst kurma. Yani sen haftalardır bunu konuşuyorsun. Bir tane asker gönderebildin mi? Yok. Bir tane asker gönderebildin mi o bölge? Ya Putin bununla ilgili çok net bir şekilde konuştu. Bir NATO üyesi ülke oraya bir tane bile asker gönderse, bir tane piyade bile gönderse NATO ülkeleriyle direkt olarak savaşa girdiğimiz anlamına gelir.
Şimdi işler karışır. Hadi buyur o zaman. Odessa'da da böyle bir plan var değil mi hocam? Biden'a korkak diyorduk ya. Koalisyon güçleri Ödlet Odessa'da. Biden diyorduk. Evet. Yani Macron için de bir şeyler bulmamız gerekecek, ben söyleyeyim yani. Evet. Yani hocam Odessa'da da bir plan var. İstersen bu Odessa planını biraz daha detaylı senden alalım. Çok soranlar var. Odessa'da hani koalisyon güçleri mi girecek? Ne olacak Odessa'da? Nasıl bir savaş mı bekleniyor? Yani bu zaten böyle bir şeyin olması demek çok net. Savaşın bu beklenen, özellikle batılı ülkelerle Rusya üzerinden başlayıp sonra 3. Dünya Savaşı olarak adlandıracağımız savaşın öne çekilmesi demek tarih olarak. Yani 2030 hep öngörülüyor ya. Yani bugün Fransa ordusu Ukrayna Odessa'da konuşlansın, birlikler orada olsun. Yani 3. Merkez üssü Odessa. Bitti. Tabii ki merkez. Bu işin referans noktası Dünya Savaşı'nın. Evet. Apaçık, ayanmayan başladığı yer Odessa olarak söyleyebiliriz. Kesinlikle hocam.